Yani standlar kurulup oralarda falan filan yapılır diye tahmin ediyordum ben. Gelecek gibi şey. Görüntü geldi mi bu arada onu? Onunla uğraşıyorum bir taraftan. Arkadaşlar uğraşıyorlar onunla ilgili de. Biz ama yine siz görüntü gelmeden önce de sesiniz geliyor nasıl olsa. Sevgili seyirciler duyuyorlar. Başlayalım. Ben o haberi hazırlattım. Arkadaşlar hazırlatırlarsa biraz sonra o haberi vereceğim ben. Bu Belçika'daki mevzuyla ilgili isterseniz. Bu arada isterseniz o haberi hemen bir seyredelim. Sizin görüntüyle ilgili sorununuzu çözerken o haber bir sevgili seyircilerle bir paylaşalım bakalım. Neler olmuş Belçika'da, neler yaşanmış? Belçika hükümeti geçen yıllarda sosyal konutlarda oturan kişilerin mal varlıklarını araştırmak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu araştırmalarda ortaya çıkan sonuçta sosyal konutlarda oturan 339 kişinin yurt dışında mal ve mülk sahibi olduğu ortaya çıktı. Bu kişiler arasında bir de Türk vatandaşı olduğu açıklandı. İsmi ve yaşı açıklanmayan Türk'ün sosyal konut dairesinden çıkarıldığı öğrenildi. Türkiye'de 16 dairesi olduğu ortaya çıkan vatandaşın devleti dolandırmaktan 35 bin euroya kadar para cezası alabileceği belirtildi. Özellikle birinci kuşak göçmenler Avrupa'nın çoğu ülkelerinde emekliye ayrıldıktan sonra ucuz sosyal konutları tercih ediyor. Belçika makamlarına göre başka ülkelerde mal ve mülkü olan kişiler sosyal yardımlardan yararlanarak yıllarca haksız yere ucuz konutlarda oturuyor. Yetkililer göçmenlerin daha sonra yüksek cezaları ödeyebilmeleri için ülkelerindeki mal varlıklarını satmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin bulundukları ülkede aldıkları sosyal yardımla ilgili olarak geçmiş dönemlerde de benzer olaylar yaşanmıştı. Türkiye'de geliri olan veya mal varlığı bulunanların yaşadıkları ülkede gerek maliyeye gerekse sosyal yardım aldıkları kurumlara bildirmeleri gerekiyor. Türkiye veya başka bir ülkede gelirlerini veya mal varlıklarını bildirmeyip sosyal yardım alanlar gelir durumu ortaya çıkınca geriye dönük olarak aldıkları yardımı iade etmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde Türkiye'deki bankalarda birikimleri olanlar veya düzenli geliri olanlar da bunu yaşadıkları ülkelerde maliyeye yıllık gelir beyannamesiyle bildirmek zorunda. Geçen yıllarda gündeme gelen otomatik bilgi paylaşımı kapsamında Alman maliyesi de ülkede yaşayan Türklerin Türkiye'deki bankalarda bulunan gelirlerini öğrenebiliyor. Evet, bu Belçika'da bu olayları daha önce de sizlere duyurmuştuk sevgili seyirciler. Biliyorsunuz orada sosyal konutlarda yaşayanlar sadece bizim vatandaşlarımız değil, diğer göçmenler de, diğer ülkelerden gelen vatandaşlar da yaşıyorlardı. Bunları tespit ettiklerinde Belçika hükümeti onlara ağır cezalar, ağır müayedeler uyguluyordu. Yani 30 bin euro civarında onlara para cezaları kesiyorlar, ellerinden evleri alıyorlar, onları dışarı atıyorlar idi. Bir vatandaşımızla ilgili söyledik ama bu vatandaş sayımız fazla, bir tane değil. Onun da maşallah 16 tane dairesi varmış ama belki de bilmiyordu veya haberi yoktu. İyi niyetle söyleyelim, yani olsa belki de yapmaz. Normal bir evde yaşar, hayatını idame ettirirdi. Ama bu tür durumlarda zaten gayrimenkullerin araştırılması konusunda sizlere zaten her zaman söyledik, gayrimenkuller konusunda Türkiye hiçbir zaman hiçbir ülkeye bilgi vermiyor. Vermedi de. Ama bizim içerimizde Truvatlar var, Bizanslılar var. Onlar sizlerle ilgili bilgileri para karşılığında bu ülkelere bir türlü veriyorlar, satıyorlar. Bu ülkelerde onların bu emeğinin karşılığını bol bol bolca miktarda ödüyor. İşte bu vatandaşlarımız, bu mağdur olan vatandaşlarımız da onlardan bir tanesi. Yapılan yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Yapılan yanlışlara yanlış diyeceğiz, doğrulara da doğru diyeceğiz. O yüzden de bakalım bu işin altından neler çıkacak. Almanya'da da durum aynı. Yani Almanya'da otomatik bilgi paylaşımı kapsamı içerisinde evlerinize maliyeden mektuplar gelmeye başladı. Devam ediyor. Gelecek de, bu bitmeyecek. Çünkü otomatik bilgi paylaşımı artık bundan sonra her yıl devam edecek. Bir önceki yılın bilgileri sonraki yılda maliyelere, ülkeler arası tekamülliyet esasına, yani yapılan anlaşmaya göre herkes verecek. Yani Türkiye 100 küsür ülkeye, 150 küsür ülkeye sizin bilgilerinizi, banka bilgilerinizi veya hesap bilgilerinizi veya para hareketliliğinizi bildirmek zorunda. O ülkeler de Türkiye'ye bildirmek zorundalar. Yapılan anlaşma bu. Bu anlaşmayı ben tanımam. Hayır,
efendim bu anlaşmayı kabul etmiyorum deme şansınız yok. Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsanız sizi bir dar çemberin içerisine alıp ihracat, ithalat, gümrük, her türlü sıkıntıya, bankacılık işlemleri konusunda her türlü sıkıntıya sokabiliyorlar. Yani buradan önceden para gönderiyordunuz ya işte belirli bir para şeyleri aracılığıyla, onu bile gönderememe gibi durumlar söz konusu olacak. O yüzden de bu konuda tedbir ve önlemler konusunda neler yapılabilir? Sizleri uyardık, söyledik. Bu an bu devreye girecek dedik. Hayır girmez efendim, vermeyecekler dendi. İşte seçime kadar ertelenir dendi. Biz verilecek, Sayın Cumhurbaşkanımız verecek dedik. Kendisi açıkladı, söyledi, verileceğini söyledi. Vermezsek ağır yaptırımların biz ülkemize uygulanacağını söyledi. Yani bizim söylediklerimizin hepsi çıktı. Çıktı derken bunlar zaten reel olacak olan işlerdi. Yanlış bir şey söylemedik. Şimdi efendim bu emeklilik meselesiyle ilgili konuya hemen girmek istiyorum veya Belçika meselesi. Mete Hanım seyrettiniz mi haberi? Bitti, seyrettiniz herhalde. Seyrettiniz değil mi? Bilgisayar bizi protest etti. Bir süredir yayını düzenli yapmıyorduk ya. Evet, o da sizi protest etti. Evet. Evet evet. Hepsini dinledim ama ben. Şöyle. Belçika meselesi gerçekten çok ilginç bir hal almaya başladı. Yaz tatiline giriyoruz. Ben bugün Türkiye'de birkaç gazetede de okudum. Hı-hı. Hatta biri bana da sordu. Yani benimle de görüştü. Hani birkaç haber sitesinde de gördüm Türkiye'de de bunu. Meselenin ciddiyetine Türkiye ne yazık ki geç fark etti. Özellikle basın organları, evet. Medya. Çok çok geç farkına vardı. Bunun Türkiye'ye nasıl yansıyacağının, Türk ekonomisine nasıl yansıyacağının da farkına çok varmadı. Onu vardıkları, onu o ayrıma vardıklarında çok geç olacak. Evet. Bu bir tesadüf değil. Özellikle Türkiye'den gayrimenkullerle ilgili verileri almaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saygısızlık, hukuka aykırılık içeren ve Türkiye'ye rağmen alınan bir durum. Biliyoruz ki bunu şöyle alıyorlar, yurt dışından bir takım şirketlerle anlaşıyorlar. O şirketler gelip babalarının çiftliği gibi Türkiye'de vatandaşlarımızın gayrimenkullerini araştırıp ne kadar para eder, ne zaman alınmış, ne zaman satılmış, kaç tane var, evet. Miras mı değil mi, kaç lira kira getirir, bunların hepsini topluyorlar. Bugün ben Hürriyet'teki haberi de okudum. Hürriyet'teki haber doğru ama yetersiz. 35 bin euroya kadar ceza alınabilir. Doğru, ceza alınabilir. Evet. Ama bunun bir de vergisi, bir de cezası var. Bu ne anlama geliyor? 16 gayrimenkulün vergisi ve cezası eğer o ülke kanunlarında hapis cezası gerektiren bir durumsa vatandaş yüklü bir vergi ve ceza üstünde bir de hapis cezası ile karşı karşıya kalır. Betap Hanım ama bakın. Burada bu gayrimenkullerle ilgili saklanan bilgiler gibi ortaya çıksa da bu 16 dairenin eğer gelirleri bildirilmemişse otomatik bilgi paylaşımı kapsamı içerisinde o zaman da önemli bir sıkıntı yaşayacak bu vatandaş. Daha ciddi bir sıkıntı. Vatandaş evet. Sıkıntı yaşayacak da ben size başka bir sıkıntıdan daha bahsedeyim. Evet. Türkiye'de ciddi bir sıkıntı yaşayacak. Siz bana bunların finansal verilerini verdiniz. Evet. Ama kira gelirleri de varmış. Ben bunu da öğrendim. Çünkü şimdi bize diyecek ki evet. Bu gayrimenkulleri öğrendiğinde bu kişi benden vergi kaçırıyor. Türkiye'ye bunu diyecek. Finansal verilerinde gözükmüyor. Evet. Siz bunun Türkiye'de finansal verileri kişi olarak soracak. Şu TC kimlik numaralı. Pardon. Evet. Şu isimli kişi. Su için şu. Su için. Kendi. Ha çay da olabilir tabii. Buyurun. Yanımda çay vardı da. Evet. Şu kişinin bana finansal verilerini gönder. Türkiye'nin burada itiraz etme şansı yok. O kişinin bildirilmeyen finansal verileri var ise eğer bunları da toplayıp gönderecek. Evet. Dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Yani çığ gibi cezalar büyüyor. Para cezaları, diğer tabii cezalar. Ki. Evet. Yani bu evler kirada mı? Kirada. Bunları öğrenmeleri artık zor olmayacak. Bunlarla ilgili kira bedellerini zaten bu verileri yurt dışına aktaran şirketler hesaplıyor. Diyor ki şu daire şu kadar kira getirir, emsali budur. Bu daire bu kadar getirir, şu işleri şu kadar getirir, bu işleri bu kadar götürür. Evet. Ha,
Hatta oralarda kirasız oturttuğu eşi, dostu, akrabası varsa onları da kira olarak değerlendiriyorlar. İşte tam bu noktada biz vatandaşlarımıza 2017'den beri ciddi olarak, 2015'ten beri de Hollanda örneğinden sonra sürekli bildiriyorduk, sürekli bir bilgi veriyorduk. Gelin tedbirlerinizi alın. Ve ben bu vatandaşların şu cesaretlerine hayran kaldım. Hem de sosyal konutta oturan bir vatandaş. 16 tane gayrimenkul olacak fakat tedbir almamış olacak veya tedbir aldığını düşünmüş bir vatandaş olarak düşünüyorum. Şöyle ki o vardı ya, ıslak imzalı gönderelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Gerçi ya da yurt dışından mektupla benim verilerimi vermeyin diye yaptığı işleri tedbir olarak düşündüler. Biz hep bir avukat desteği alın dedik. Bunu işte avukatlar işsiz kaldı da yapın diye söylemedik. Yakalanırsanız işin boyutları çok büyüyecek diye söyledik. Bu sayı 10-20 bin artarsa bankalar daha ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Bankalar aracılığıyla da vatandaşlar çok ciddi sıkıntı yaşayacak. Bu anlamda mutlaka ve mutlaka hala yakalanmama ihtimali yakalanmamış olanların bir an önce gelmesi lazım. Türkiye hareketsiz mi kalıyor? Gördüğüm kadarıyla Türkiye hareketsiz kalmıyor. Hatta diplomatik olarak da bu ülkelere söylüyor. Yani neden siz benim ülkemde gizlice araştırma yapıyorsunuz? Aldığı cevap çok manidar. Siz vergi kaçıran kişilerimi destekliyorsunuz. Ha, ben bu vatandaşın yerinde olsam artık olan olmuş. Hemen Belçika'da daha önce şikayetler vardı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bir şikayette bulunurum. İki, bu adamlar elini kolunu sallayarak buralarda iş görmesinler diye hem Belçika'daki kişilerin hangi şirket olduğu da zaten artık alenileşti Belçika açısından. O kişileri hem Türkiye'de de hem Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na hem de savcılığa suç duyurusunda bulunurum. Çünkü siz benim verilerimi onayım olmadan paylaştınız diye özellikle ceza ayağını sıkı tutmaya çalışırım. Ardından da bir tazminat en azından açarım. Neden? Evet, bu işler hani avukatlarla uğraşmak bir maliyet, doğru. Daha doğrusu avukatlarla çalışmak, uğraşmak diye bir yakışıksız kendi kendimize kelime söyledim ama başlarına gelen felaket akıllarına gelenden, şu anda hayal ettiklerinden çok daha büyük. Bu kimleri ilgilendiriyor? İngiltere'yi ilgilendiriyor, Almanya'yı ilgilendiriyor, Fransa'yı ilgilendiriyor, Belçika'yı ilgilendiriyor, Avusturya'yı ilgilendiriyor. İtalya'dan bir iki tane duyduk. İhbar mıdır yoksa onlar da mı bu yöntemi denemeye başladı? Emin değilim. Ama özellikle kuzey ülkelerinden duymaya başladık. Danimarka, Finlandiya gibi. Tedbir alır mısınız, almaz mısınız artık karışmam ama. Mutlaka kapınız çalınmaya başlayacak. Bu hafta Almanya'da en az 7 kişiye, beni arayan 7 kişiye, yani herkes bizi aramıyor, herkes belki de bilmiyor, tanımıyor. 7 kişiye bir, emekli aylığı alıyor musunuz? 2, Türkiye'de başka geliriniz var mı? Soruları geldi. Bizim söylediğimiz bu mektuplar gelirse, hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, sizinle ilgili bir araştırma başlangıcıdır bu. Sizin verdiğiniz cevaplardan önce bulmuş olabilirler veya sizin verdiğiniz cevaplara göre araştırmaya konu olacaksınız. Özellikle bu mektuplar emeklilere gelmiş. Değil mi? Değil mi? Evet, özellikle bu mektuplar, yani emeklilerine isterseniz bir de şeyi verelim de bu konuyu kapatalım. Emeklilikle ilgili çok konuşacağız Evet çünkü. çünkü evet. Bu şey var ya, servet paylaşımı tam bu Servet konuda. soruşturması haberini. Evet, Mehtap Hanım diyor ki Evet. servet soruşturması haberimiz hazırdır inşallah. Devamlı kullanıyoruz. Yani onu da girelim ki ne dediğimiz, yani ikisi birbiriyle örtüşsün. Burada çünkü emeklileri öncelikle inceleyecek gruba aldı Almanya. Dolayısıyla diğer Avrupa ülkelerinin tamamı da bunu yaptı. Neden yaptı? Bir ülke, Avrupa ülkeleri sanki tek bir kaynaktan hareket ediyormuş gibi hareket ediyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu tek kaynaktan hareket gibi gözüküyor. Eğer sizin emekliliğinizle ilgili bu konuda yanılmayı çok isterim. Ama bugüne kadarki öngörülerimiz veya tespitlerimiz
hiçbir konuda yanlış çıkmadı. Evet. Ya bu konuda yanılmayı çok isterim gerçekten. Bu saatten sonra da yanılacak bir şey yok. Zaten hepsi doğru çıktı yani. Yani bu sizin önce emekliliğinizle ilgili başlayan soruşturma devamında sizin Türkiye'deki mal varlığı verilerinize gelecek. Evet. Ama ben sosyal yardım almıyorum ki. Ama sen emeklisin. Çünkü seni %100 Türkiye'de mal varlığı sahibi olarak görüyorlar. Öncelikle araştıracaksın. Ha yani ortalama... bu sizin söylediklerinizin yorumları isterseniz hazır. O konuyla alakalı zaten. Bir seyredelim. Hemen. Haberi seyredelim. Serbest soruşturması haberini. Ondan sonra da üzerine tekrar bir yorum yapalım. Evet. Türkiye'nin finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin anlaşmayı uygulamaya sokmasının ardından Almanya'dan ilk önemli adım geldi. Türkiye'nin yurt dışında ve özellikle Almanya'da yaşayanların maliyesine gönderdiği hesap ve gelir bilgilerine ek olarak tartışma oluşturmaya müsait bir adım atıldı. Almanya, ülkede yaşayan Türklere mal varlığı soruşturması başlattı. Bu, 65 yıllık göç tarihinde ilk kez görülen bir durum. Almanya'da vergi mükellefi olup da Türkiye'de uzun süre kalan, emlak alımı ya da başka bir sebeple Türkiye'de adresi görünen veya yeni gelip de vergi dairesiyle ilişki olanlara gönderilen tasdikname adlı formda Almanya dışında elde edilen vergiye tabi tüm gelirlerin beyan edilmesi isteniyor. Alman vergi mükelleflerine Türkiye'deki mal varlığı ile ilgili bilgi vermeleri için bu form doldurtuluyor. Türkiye'nin banka hesap ve mali durumlarla ilgili bilgi paylaşımı kararının ardından Bavyera eyaletinde ilk kez başlatılan uygulama hemen hemen herkesi etkileyecek. Kitlesel halde mektupların gelmesi beklenmiyor. Ama bir işlem, şüphe ya da vergi araştırmasına göre bu bilgiler talep edilecek. İki ülkenin karşılıklı kararları şu dört durumda olan herkesi etkileyecek. İlk durumda Türkiye'de hesabı ve evi olan, Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de banka hesabı, altın hesabı ve başka türlü gelir olan herkesin bilgileri Alman maliyesiyle paylaşılacak. Bunun için vatandaşlık şartı bulunmuyor ve bu Türkiye'nin imzaladığı otomatik bilgi paylaşımı ile yapılıyor. Halen her gün onlarca kişiye Türkiye'nin bildirimi sonucunda Alman maliyesinden yazı geliyor. İkinci durumda ise Almanya'da mükellef olanlar. Almanya'da vergi mükellefi olup da Türkiye'den ev alan, yatırım yapan ve Türkiye'de uzun süre kaldığı için Türkiye adresini bildirenlere Almanya tarafından mal varlığı soruşturması olacak. Üçüncü durumda ise ülkeye yeni taşınan kişiler. Türkiye'den Almanya'ya iş ya da evlilik gibi sebeplerle yeni gelenlere mal varlığı soruşturması yapılacak. Özellikle son yıllarda Almanya'ya akın eden Türk doktorlar veya eğitimli kesim bundan olumsuz etkilenecek ve Türkiye'deki her geliri için Almanya'da vergi verecek. Dördüncü durumda ise Türkiye'de ikamet bildiren kişiler. Alman vatandaşı olup da Türkiye'ye giden ve orada adres bildiren Türkiye kökenli ya da Alman kökenli herkese mal varlığı soruşturması yapılabilecek. Türkiye'de elde edilen gelirler karşılığı vergi ödenmişse bu da bildirilecek ve Alman maliyesi karşılıkla mahsuplaşma yapacak. Almanya'nın mal varlığı soruşturmasında Türkiye'de ikamet eden veya ikametini kesip dönen kişinin brüt ücretleri, diğer gelirleri bildirmesi isteniyor. Diğer gelirler de ticari kazançlar, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olarak sıralanıyor. Almanya'da vergi mükellefi olan kişi dünyanın neresinde geliri olursa olsun bunu Almanya'ya bildirmek zorunda. Bildirim yapılmazsa vergiden kaçınma ya da kasıtlı olarak vergi kaçırma suçu oluşuyor. Suçun başladığı andan itibaren hesaplama yapılıyor ve faiziyle vergi alınıyor. Ayrıca vergi için cezalar kesiliyor. Suçun büyüklüğüne göre de ceza davası açılabiliyor. Evet. Şimdi Almanya diyor ki herkesi araştırırım. Kim araştırırım? İşte ilk defa Türkiye'den geleni araştırırım. Emekliyi araştırırım. İşte çalışanı araştırırım. Serbest meslek sahibini araştırırım. Türkiye'de mal varlığı olan ben hangi malları araştırırım diyor. Tapuları araştırırım diyor. Menkul sermaye iratlarını, gayrimenkul sermaye iratlarını. İşte bankadaki hesaplarınızı, bunların vergisinin hepsini bana ödemek zorundasınız diyor. Eğer ödemezseniz ve ben bunu yakalarsam sizi diyor öncelikle vergi zararı oluşturduğunuz için vergilerimi alırım. Ama
miktar çok büyükse hakkınızda ceza davası biraz açarım. Açın. Evet. Arkadaşlara söyledim, yazdım da kontrol ediyorlar gerçekten ses az mı geliyor diye de. Evet, devam edin Mehtap Hanım. Bunların tamamını ben araştırırım diyor ve bunu da uygularım diyor. Hı. Biz uygulamada neyi görüyoruz? Sosyal yardım alanları, emeklileri, ticaret yapanların aynı kategoride aynı anda araştırdığını görüyoruz. Emeklilerin işi çok kolay çünkü yazı yazıyorlar. O yazıdan bir iki veri daha topluyorlar. Hı. Ve arkasından da Türkiye'deki mal varlığını araştırıyorlar. Nasıl araştırıyorlar? Ülkelerindeki o ülke yetkili makamları bir şirkette anlaşıyor. İlginçtir ki her şirketin ya sahibi ya yöneticileri mutlaka Türk vatandaşı. Yani Türklerin nasıl hareket edeceğini biliyorlar. Birinci evet. sırada, ikinci sırada da Türkiye'de kendilerine, yurt dışına veri aktaracak, gizlice veri aktaracak ekibi Türkiye'de çok rahat kurabiliyorlar. Hı hı. Bunların içinde ilk bu iş patladığında 2015'te Hollanda'da Türkiye'den birkaç avukatla çalıştıklarını gördük. Evet. Bu işte avukatların özellikle bizim ve dış Türklerin çabasıyla avukatların bu işe bulaşması aslında Türkiye içinde birçok nedenle güvenlikli bir işi gündeme getirdi. Avukatlar elini kolunu sallayarak istedikleri her kişinin tapularına erişemez oldular. Aynen. Ve bu için yani epeyce de büyük bir ihtimalle Zeki Bey'le bize de küfür etmişlerdir. Çünkü çok ciddi bir yetki elimizden alındı biz avukatların ki olmaması evet. gereken bir yetkiydi. Hı. Avukat olduğumuz halde herkesin tapu verilerine kişisel verisi, kıymetli bir kişisel veri bu. Hı. Bu veriye erişme hakkı bizde bulunamaz. Nasıl? Eğer biri bize vekalet verdiyse olur ve işimiz oysa olur. Vekalet veren kişininkini de araştıramayız. Hı hı. Eğer müvekkilimiz bize tapularıyla ilgili bir dava veya araştırma hakkı verdiyse biz onlarla ilgili bir işlem yaparız. Yetki vermediyse adamın vekaleti var diye bunu da araştıramayız. Bu da ayrı bir mesele. Yani şükür ki bununla ilgili yetkinin sınırlanması gerçekten çok çok iyi oldu. Avukatlar da gerçekten ben rastlamadım o tarihten sonra. Avukatlar da şükür bu işlerden elini eteğini çektiler ama yurt dışına bağlantılı Türkiye'de iş gören emlakçılardan kendilerine bu konuda yardımcı olacak kişileri buldular. Ve yoğun olarak her giden yurt dışına her giden evrakta bir gayrimenkul değerleme uzmanının imzasını görüyoruz. Evet. Bu niye gayrimenkul değerleme uzmanını bunlar çok 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 ciddi. Sermaye piyasası kurumunca yetkilendirilmiş bir meslek grubu olduğu için. Ve yurt dışında diyorlar ki bu resmi belge. Evet. Hatta eğer bu yurt dışında bir dava konusu olursa şöyle karşımıza çıkıyor ki gördüğüm şeyleri, bildiğim şeyleri hem de yani bildiğim ve evrakı olan şeylerden bahsediyorum. Diyorlar ki bunlar resmi belgedir. Evet. Yurt dışına aktarılacağında bu kişiler biliyor çünkü şikayet edildiğinde... Hı hı. Bu kişiler bilmiyorduk diye cevap veriyorlar. Yurt dışında da aynı davaların bir benzeri açılmışsa diyorlar ki hayır. Çok da bilerek söylediler. Biz yurt dışından arıyoruz dedik ve böyle görevlendirdik bu kişileri. Ve dolayısıyla böyle bir ekip üzerinden alıyorlar. Çok kapsamlı bilgi ve veri paylaşıyorlar. Anladım. Bu konuyu bir şöyle kısaca çok kısa bir toparlayalım. O ikinci hemen üçüncü toparlıyorum. Evet. Tam oraya gelmiştim. Hı hı. Şimdi bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinden geleni yapıyor ama ne yazık ki değil. Eşyanın doğasına aykırı tapularla ilgili bir gizlilik getirmek, herkesin tapusuyla ilgili satan var, alan var, hı hı. kiraya veren var, ipotek koyan var, banka gidiyor. Yani burada vatandaşın kendi tedbirini kendisinin alması lazım. Alıp almamak tabii kendi arzusuna bağlı ama almazsa bir gün kapısına bu mektuplar gelecek. 3 gayrimenkulüm varmış, 13 gayrimenkulüm varmış. Evet. Vergi ödemedin, cezam var diyecekler. Bizim tavsiyemiz bunlarla ilgili tedbirlerini bir an önce almaları. Bir an önce almak için de Türkiye'nin yolunu tutmaları. Bu tedbir mutlaka Türkiye'de alınır. Evet. Mutlaka vekaletler Türkiye'de verilmeli. Yurt dışından gönderdiğiniz her vekalet bu konuyla ilgili otomatik bilgi paylaşımı ve gayrimenkullerle ilgili kendi kendinizi ihbarla eşdeğer olur. Yani kara basma iz olur diyoruz. Heh, doğru.
Evet, peki Mehtap Hanım, o zaman bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra da bu emeklilikle ilgili, gelişmelerle ilgili, değil mi? Evet. Evet, evet. Devam edelim. Evet sevgili seyirciler, şimdi bir reklam arası. Reklamlardan sonra emeklilik konusuyla ilgili devam edeceğiz efendim. Telefonlarınızı bekliyoruz. Bizden ayrılmayın.